giderse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidik heylan, hoş bana bekçen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi normal ağacı. Dallarla eritip yaprak utansın. Üstada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileri barış dediğin, yerinde ne varsa bırak utansın. Ey bir tane solmayan tek renk, bayraklaşmıyorsan bayrak utansın. Sayın Divan Başkanım, Sayın Üyeler, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi başkanlarımız ve yöneticilerimiz, kıymetli Sinop İl Genel Meclis üyemiz ve Boyabak Belediye Başkanımız ve Boyabak Belediyesi Meclis üyelerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz, değerli dava arkadaşlarımız. Türk milletine, Yüce Turan ülkücüne gönlünü vermiş, yüreklerin buluştuğu Milliyetçi Hareket Partisi Boyabak İlçe Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah'a kutlu davamızın yolunda bizleri yeniden buluşturduğu için şükürler olsun. Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman evladımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bugün törenle mücadele ederken şehit düşen kahraman ve mehmetçiklerimizi, polisimizi, tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnet duygularımla anıyorum. Bugün bizlere bir ülke etrafında toplanmak üzere önderlik etmiş, yol göstermiş, kendini Türklük ve nizam-ı alem davasına atamış Başkomuz Alparslan Türk, Türkeş'te ebediyete intikal etmiş tüm ülkücü şehitlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Merkez Yöneticilerimize saygılarımı sunuyorum. Karanlık bir zamanın yaşandığı bu günlerden ülkemizi başarıya çıkacağı ve mutlu yarınlara bırakacağı, bundan da partimizin, camiamızın büyük katkısı olacağı kanaatindeyim. Ülkemizin ve milletimizin hizmetinde olmak ben ve siz arkadaşlarımızın en asli görevidir. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan Türklük gurur ve şuuru ve hep doğrunun yanında hizmet için kalkmadan, yılmadan sonuna kadar çalışacağız. Ülkücü çalışkanlığı ve sabrı ile ilçemizin, köylüsünün, kentlisinin hizmetçisi ve dert ortağı olacağız. Sorunların çözümü için birlikte mücadele edeceğiz. Kimsenin kirli oyunlarına aliyet olmayacağımız gibi müsaade de etmeyeceğiz. Türkiye tarihi, devlet tecrübesi, milli kültürü, milli ahlakı, İslamiyet şuuru, insan kaynakları en büyük güçlü bir ülkedir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları her yönüyle çok iyi anlamak ve değerlendirmek durumundayız. Türk milletinin bekası olan Milliyetçi Hareket Partisi siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp milletin ve devletin bekası için hiçbir mücadeleden çekinmemiştir. Ön yargının, şartlanmışların hakim olduğu bu tabloda Türk milletinin bekası için Milliyetçi Hareket Partisi'nin gösterdiği duruşu kimi çevreler istismar edip farklı anlamlar yüklemektedirler. Türk milliyetçileri milletimizin bekası için mücadele vermektedirler. Bizim için esas olan ilelebet payidar olmasıdır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü Milliyetçi Hareket Partisi mensupları bu kadar kirli emellerin içinde birbirleriyle kenetlenmelidir. Türk milliyetçileri girdikleri bu kutlu ve bir o kadar da tehlikeli imtihanlardan dönmeyi aklından bile geçirmeyenlerin varisleridir. Ülkücüler kahramanca yaşamış, kahramanca ömür geçirmiş, son nefesini dahi kahramanca vermiş bir hareketin temsilcileridir. Bize düşen görev ise bu ün
kuşaklara sağ salim teslim etmektir. Cenab-ı Allah'ın ülkemizin ve ilçemizin geleceğe katkı sağlayacağına, kimsenin emeklerini karşısız bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu düşüncelerle en derin sevgi saygılarımı sunuyorum. Boyabat milliyetçi hareketin her zaman kalesi olmuştur. Boyabat'tan her zaman idealist, mevhure sahibi ülkü devlet çıkmıştır. Ve hareketimize büyük bir omuz vermişlerdir. Sinop İl Başkanlığı olarak hepinizden gurur duyuyorum. Değerli dava arkadaşlar, hareketimizin üzerinde bugünlerde hem içeriden hem de dışarıdan hainler aramızda fitne sokmaya çalışmaktadır. Bu fitneleri bertaraf etmek için ülküdaşlık hukukunun tekrar tesis etmek için var gücümüzle hep birlikte çalışmalıyız. Son olarak şahit dedince, gazilik dedince, al bayrağı görünce, İstiklal Marşı'nın duyunca gözleri hasretle yaşarmayan, göğüsleri gururla kabarmayan, yürekleri coşkuyla çarpmayan, vicdanları titremeyenlerle paylaşacak hiçbir şeyimiz yoktur. Ve diyorum ki hareketimizi kimse bölemeyecek. Bölmek isteyenler de emellerine asla ulaşamayacaklar. Kongremize, vatanımıza, milletimize, boyabatımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Ne mutlu.